Frida Kahlo, Meksikalı bir ressamdır. Tam adı Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon'dur. Bir 20. yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen ressam, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleriyle tanınır. Bugün sizlerle Frida Kahlo'yu daha yakından tanımak anlamında Ot dergisinde Bahar Eriş'in yayınlanan bir yazısını paylaşacağım. Yağmurlu bir gündü, genç kız okul çıkışında sevgilisiyle buluştu. Gülüşerek gelen otobüse atladılar. Kız o anda şemsiyesini unuttuğunu fark etti. Otobüsten apar topar inip biraz sonra gelen ikinci otobüse bindiler. Arkada yan yana oturabilecekleri bir yer bulunca sevinmişlerdi. Yolda şakalaşırken attıkları kahkahalar bir anda yerini çığlıkları bıraktı. Otobüs raylardan geçerken tramvayla çarpışmış, havada takla atıp yerde metrelerce sürüklenmişti. Yolcuların çoğu oracıkta hayatını kaybetti. Dağılan metal parçalarının üzerine düşen genç kız acı içinde kıvranıyordu. Kocaman bir demir sağ bacağından girip rahminden çıkmıştı. Etraftakiler haykırışlarını aldırmadan demiri bedeninden çekip çıkardılar. Kız hayatının sona erdiğini düşünüyordu. O anda bir efsanenin doğduğunu kendisi de dahil kimse bilmiyordu. Kızın adı Frida'ydı. 18 yaşındaki Frida Kahlo için acı yeni bir kavram değildi. 6 yaşında çocuk felci geçirince sağ bacağı kısa kalmıştı. Topalladığı için okulda alay edilmiş, işine kapanmıştı. Şimdi de yüzü hariç, vücudu tepeden tırnağa kırıklar içindeydi. Doktorlara göre yaşaması mucizeydi. Bir ay hastanede kaldıktan sonra eve çıktı. Aylarca korse içinde sırt üstü yatması gerekiyordu. Ailesi onun için özel bir yatak tasarladı. Önüne bir tuval koydular. Yatağın tepesine de bir ayna astılar. Hayatında ilk kez o zaman fırçayla buluştu. Tavandaki ayna onu acısıyla yüzleştiriyor, acıyı resmetmek baş etmesini sağlıyordu. Bir elinde fırça, tepesinde ayna, umrunda mı dünya, dedirtircesine odaklandı resim yapmaya Frida. Sanat onu hem hayata bağlayan hem de yukarı çeken araç olmuştu. Kazadan 2 yıl sonra tekrar yürümeye başladı. Üstelik artık profesyonel bir sanatçıydı. O dönemde ressam Diego Rivera ile tanıştı. Birbirlerine aşık olup kısa süre içinde evlendiler. Frida'nın bir sözü vardır. Hayatımda 2 kaza oldu. Biri otobüs tramvayla çarpıştığında, ikincisi ise Diego ile tanıştığımda. 27 yıl süren ilişkiye damgasını vuran duygu yine acıydı. Frida'nın kronik fiziksel ağrılarına bir de kronik kalp ağrısı eklenmişti. Aşk, evlilik, sadakatsizlik, barışma, boşanma, evlilik, sadakatsizlik döngüsü ilişkileri boyunca devam etti. Canını belki de en çok yakan eşiyle kız kardeş arasındaki ilişki oldu. Acılar hiç hız kesmedi. 2 kez düşük yaptı. 2. hamileliği sadece 13 gün sürdü. Henüz sarsıntıyı atlatamamışken annesini kanserden kaybetti. Bedenindeki hasar yüzünden hayatı boyunca 32 kez ameliyat masasına yattı. Sağ bacağındaki ağrılar çekilmez hal alınca dizinden aşağısını kestiler. İnsan bu kadar acıyla nasıl yaşar? Frida'nın dinmeyen bedensel ve ruhsal acıları bir taraftan da muazzam eserlerinin ham maddesiydi. Belki de acı çekmek iyidir diyor Aldous Huxley. Bir sanatçı mutluyken bir şey yapabilir mi? Bir şey yapmak ister mi? Sanat dediğin hayatın korkunç güçlüklerine karşı bir protesto değil de nedir? Sanatçı mutluyken de üretir ancak çoğunlukla büyük sanat büyük acılardan doğar. Acı potansiyelinin sınırlarını keşfetmenin sevimsiz bir aracıdır. İnsanı konfor alanından çıkartıp köklü bir değişime sürükler. Belki de kaybedecek bir şeyin kalmadığında yaratıcılık potansiyelin tüm çıplaklığıyla su yüzüne çıkar. Yaratıcılık ve kayıp sürecinin ortak özelliği kuralların önemsizleşmesidir. Kayıpla gelen sarhoşluk hali, kuralları umursamadan kendini içinden geldiği gibi ifade etmekle sonuçlanır. Her acının içinden sanat çıkmaz elbette. Bazıları sadece acı çeker. Bazıları acı çekerken dünyayı kendine ve etrafındakilere zindan eder. Sanatçı kayıpla yüzleşerek içindeki yaratıcılık potansiyeline ulaşan, acıyı işleyip simyacı gibi ona değer katandır. Ben bir simyacıyım der Aziz Nesin. Gözyaşlarımı gülmeceye çevirerek dünyaya sundum. Sanatçı acıdan anlam üretendir. Nazi zulmünden sağ kalan Viktor Frankl'ın deyimiyle acı bir anlam bulduğunda acı olmaktan çıkar. Tarih acıyı bal eyleyenlerle doludur. Van Gogh muhteşem tablolarını ağır depresyonla savaşırken çizdi. John Milton Kayıp Cenneti yazdığında eşini, kızını ve görme yetisini kaybetmişti.
Ressam Paul Klee, ellerini sakat bırakan ölümcül bir hastalık tanısı aldıktan sonra 1200'ün üzerinde eser üretti. Ağlamamak için resim yapıyorum demişti. Chuck Close, küçükken anne babasını kanserden kaybetti. Bu trajediyi sanat tutkusu sayesinde aşıp yıllar sonra ABD'nin en yetkili ressamlarından oldu. Bir gün ani bir rahatsızlıkla hastaneye kaldırıldı. Bedeni tamamen felç olmuştu. Öyle ki artık eline fırça alması imkansızdı. Fırçayı dişlerinin arasında tutarak da resim yapabildiğini keşfetti. Boynunun azıcık hareketi bile ona yetmişti. Acısını yepyeni bir sanat formuna dönüştürdü. Virginia Woolf annesinin kaybıyla baş ederken kaleme aldı muhteşem deniz fenerini. Anne babasını çocukken kaybeden başka kimler var? Dante, Beck, Darwin, Michelangelo, Dostoyevski, Mark Twain, Yahya Kemal, Cemal Süreya, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigir, Fikret Mualla, Atatürk. Kayıplarını toplumsal kazanca dönüştürdüler. Hayata fırça çekmek. Hayatta başımıza gelen olaylar değil, ona verdiğimiz tepkiler kaderimizi şekillendirir. Frida da her düştüğünde fırçasını tutup tekrar ayağa kalktı. Muson yağmurlarında yerlere kadar eğilen, fırtına dinince kırılmadan tekrar doğrulan esnek bir bambu ağacı gibiydi. Kimi zaman tekerlekli sandalyeden doğruldu, kimi zaman hastanedeki yatağından. Ne olursa olsun pes etmedi, ona ihanet eden hayata aşkla bağlıydı. Tutku, insanı acıdan değişime taşıyan köprüdür demişti bir keresinde. İlginçtir ki İngilizce'de tutku anlamına gelen passion kelimesi Latince'de passio, acı çekmek demektir. Acı ile, aşk ile büyüyen Frida 47 yaşında yaşama veda etti. Hayatın ona iyisiyle kötüsüyle sunduğu her şeye tutkusunu katarak yaşadı. Ölmeden önce tamamladığı en son tablosunda Viva la Vida ismini vermişti. Yaşasın hayat. Sanat ona, o sanata hayat vermişti.